1920 Milli Egemenliğin Meclis İdaresine geçtiği tarih ve milli mücadele döneminin de en önemli dönemeçlerinden biri. Şimdi biz de hem o dönemecin hem de milli mücadele yıllarının adeta canlandığı, tarihe tanıklık edilen çok önemli mekanlardan birindeyiz. İsmet İnönü'nün evi Pembe Köşk'teyiz. Konuğumuzsa İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker. Hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Beni misafir ediyorsunuz, ben de sizi misafir ediyorum. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle 23 Nisan Çocukların Bayramı ve 94 yıldır kutlanıyor ama siz o yıllara gittiğinizde 23 Nisan İsmet İnönü'nün evinde burada nasıl geçerdi? Evet, ilk önce babamın anısıyla başlayayım. Babam için 23 Nisan bayramlarının kutlanması daha çok eskileri, 92 yıl evvel kutlamaya başlamışlar. O sırada daha Kurtuluş Savaşı bitmemiş, cephedeler. Fakat 23 Nisan olduğu için ve 23 Nisan'da hem Milli Egemenlik Bayramı olarak kutlanıyor, çocuk bayramı olacak daha ileride. Onun için kendileri, yani bütün ordunun bir kısmı Ankara'ya, başkente gelip kutlamalar yapılıyor. Gençler dolaşıyor, çocuklar dolaşıyorlar, fener alayları yapılıyor. Ve babam o zaman bunları kendi not defterlerine not etmiş. Bizim elimizde hala duruyor onlar. Yani o demek ki o zamandan beri, yani biz 90 küsur senedir 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Tabii benimki o kadar eski değil. Ben daha sonra kutlamaya, 30'lu yıllardan sonra kutlamaya başladım. Yani onlara katıldım. Ve buradaki duvarda gördüğünüz resimlerde o günkü heyecanı görüyorsunuz. Nasıl arabalar süslenirdi, çocuklar süslenirdi. Onlar hepsi Ankara'da dolaşırlardı. İşte büyükleri ziyaret ederlerdi. Akşamları çocuk bağları olurdu ya, öğleden sonraları çocuk bayramları olurdu. Ve oraya Türkiye'nin her tarafından çocuklar getirilirdi. Sadece Ankaralı çocuklar değil, bütün çocuklar orada Atatürk'le beraber bu güzel bayramlarını kutlarlardı. Burada da sizin kutlama araçlarınız görünüyor sanırım. 23 Nisan'da oynadığınız belki oyuncaklar. Evet, onun için 23 Nisan olduğu için ben de buraya kendi oyuncaklarımı ve abimden kalan bazı şey, abilerimden kalanları, onları sergilemeye çalışıyorum. Tabii buradaki bebekler benim için çok önemliydi. O zaman zaten başka oyuncak yoktu. Ama bu bebekler için de tabii benim için en önemli olan şu ortada gördüğünüz bir bebek, ayakta duran bebek, hatta o böyle adım da atabilirdi. O Atatürk'ün bana bir hediyesi. Aslında Ülkü'yle beraber arkadaştık, Ülkü'yle beraber oynardık. Bir seferinde Ülkü benim bir bebeğimi almıştı. O da Atatürk'te onun karşılık olarak, onun yaş gününde gittiğim zaman Ülkü'nün, babam bana böyle bir kutu içinde bu güzel bebeği hediye etmişti. Burada bir salon var Özden Hanım. Evet. 23 Nisan akşamları bu salonda mı toplanırdı ev? Bu salonda toplanırdık. Bazen Atatürk de gelirdi. Tabii Atatürk aslında buraya çok sık gelirdi. Gelirmiş tabii. Benden evvel de gelirmiş. Benden sonra da gelmeye başladı. Yani haftada 2-3 defa geldiği olurdu akşamları. Ama tabii böyle bayram özel günlerde de geldiği olurdu. O zaman her zamanki gibi masanın başına oturur. Eğer bir böyle kutlamaysa daha aile arasında biz etrafında olurduk. Resmi yemeklerde tabii biz yemekte oturmazdık ama ben birkaç defa Ülkü'yle beraber oturmuştum. Ama bunun tabii Atatürk'ün oraya oturması, bizlerle konuşması, ilgilenmesi bize büyük heyecan verirdi. Bu tarafa doğru ilerleyelim. Pembe Köşk her anlamda tarihe bir yolculuk aslında. Evet, evet, ve bu yıl ziyarete İzmir İktisat Kongresi temasıyla açıldı. Neden bu temayı seçtiniz? Burada da sanırım kongreye ilişkin belgeler, fotoğraflar yer alıyor. Belgeler var. İşte bu sefer Lozan'la, geçen sene Lozan'ın 90. yıl dönümü diye Lozan üzerinde çalışmıştık. Ama iki Lozan arasında bir boşluk oluyor. O boşluğu da doldurmak istedik. İşte o boşlukta İzmir'de ilk Türkiye'nin ilk iktisat kongresi toplanmış oluyor. Ve çok önemli kararlar alınıyor. Daha o zaman imzalanmamış barış, ne olacağı belli değil. Fakat Atatürk'ün önem verdiği ekonomik olarak özgür olmamız, bağımsız olmamız, ona çok önem verdiği için bu şekilde çalışmalar yapılıyor. Burada onun örnekleri var. Burada görüyorsunuz mesela katılan grupların amblemleri var. Çiftçi grubu var, tüccar grubu var, sanayi grubu var, işçi grubu var ve Türkiye'nin her tarafından 1100 küsur delege katılıyor. 500 kadın katılıyor. Ve orada yani kadınlara, mesela kadınlar için her eşit haklara sahip olduklarını bilhassa Atatürk vurguluyor. Mesela çalışmalar arasında 1 Mayıs'ın işçi bayramı olmasına da o zaman karar veriliyor. Çok teşekkür ediyoruz Özden Hanım.
Pembe Köşk İsmet İnönü'nün evi tarihe yolculuğa çıkmak isteyenler için 25 Mayıs'a kadar açık ve ziyaretçilerini bekliyor. Elbette İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker'le birlikte.